Herkese merhaba, ben Çağrı Hoca. Konuşarak Öğren'le birlikte hazırladığımız İngilizce derslerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde conditionals konusuna giriş yapıyoruz. Giriş yapıyoruz diyorum çünkü bunun birkaç türü var, onları göreceğiz. 0, 1, 2, 3 ve mixed, yani karışık türleri var. Ama ondan önce conditionals ne demek onu söyleyelim. Condition normalde koşul demek. Türkçesinde bunun koşul cümleleri diyebiliriz. Koşul cümleleri. Evet, ya da şart cümleleri falan diye geçtiğini de duyabilirsiniz. Şöyle diyor, gerçekleşmesi birbirine bağlı olan olayları anlatmak için kullanılır. O zaman diğer bir ismini daha söyleyelim. Diğer ismi de bunların if clause. Kitaplarda if clause diye de görebilirsiniz. If'li cümleler diye geçecek. If ise tek başına eğer, şayet anlamını veriyor. If için eğer yazacağım. Diyor ki şimdi yapısı bölümünde, bu cümleler içinde if kısmı olan yan cümlecik, yani if clause, ve şarta bağlı gerçekleşen ana cümle, yani main clause olmak üzere iki bölümden oluşur. İfade edilmek istenen koşulun zamanı ve gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimaline göre farklı tiplerde cümle oluşturulur. Tip dediğimiz zaten bu, type dediğimiz tip anlamına geliyor, yani tür anlamına geliyor. Bu type 0, yani sıfırıncı koşulumuz. Neyi kastedeceğiz şimdi burada? Diyor ki mesela type 0'da, type 0'da cümlenin iki bölümü de simple present tense ile kurulur. Bir if'li kısım, bir de ana kısım var dedik ya. İki tarafta simple present tense, yani geniş zamanla kurulacakmış. Eğer bu konuyu bilmiyorsanız ya da bizim derslerimizde izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şuraya tekrar bir döneceğim. Diyor ki neye göre değişiyormuş bu type 0, type 1, type 2? İfade etmek istediğimiz koşulun zamanına göre değişiyormuş. Yani şöyle yaparsam böyle olur mu? Şöyle yapsaydın böyle olurdu mu demek istiyoruz. Zamandan onu kastediyoruz. Bir de gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali. Burada da şunu kastediyoruz. Olay gerçekleşme ihtimali var mı? Gerçekten yapsam olur mu? Yoksa imkansız bir şey mi? Mesela çok çalışırsam sınavı geçerim. Bunun gerçekleşme ihtimali var. Ama şu an 30 yaşındayım, diyorum ki 10 yaşında olsaydım bisiklete binerdim. 10 yaşında olma ihtimalim var mı? Yok tabii ki. Onun gerçekleşme ihtimali yok. Ama şu an sadece odaklanmanız gereken type 0, yani simple present tense'ler. Bakalım. Kullanımda diyor ki zero conditional gerçek hayat hakkında konuşmak ve simple present tense'de olduğu gibi bilimsel gerçeklerle genel geçer durumları ifade etmek için kullanılır. Bu yüzden present'tır zamanı, durumu da real, yani gerçek veya olasıdır. Çok kolay o zaman, simple present tense'i biliyorsak gerçek hayatta olma ihtimali olan şeyler hakkında şartlı cümleler kurabiliriz. Bakalım örneklerimize, bakın. İki kısımdan oluşur demiştik ya. Bir if clause, bir de main clause, ana cümle tarafımız. If'li tarafında simple present tense olacak. Main clause tarafında simple present tense olacak. Mesela diyor ki, if you heat the water, suyu ısıtırsan, it boils, kaynar. Gerçekleşme ihtimali var. Şu an zamanı da olur. Her zaman daha doğrusu simple present tense. If I don't sleep enough, eğer yeterince uyumazsam, tüm gün yorgun hissederim. Bu da present. Yani her zaman böyle olur. Ben her ne zaman uykumu iyi almazsam o zaman tüm gün yorgun hissediyorum. Diğer örneklere bakalım. Diyor ki, if you mix yellow and blue, sarıyla mavi karıştırırsan, you get green, yeşil elde edersin. Bakın, genel geçer gerçekler değil mi? Ya da bilimsel gerçekler, suyu 100 dereceye kaynatırsan vesaire gibi. Diyor ki, if you press this button, eğer bu düğmeye basarsan, the television turns on, televizyon açılır. Her bu kısım olduğunda, her if kısmı olduğunda bu main clause sonucunu elde ediyoruz. Zero'da bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi bu kadar kolay tabii ki ama important points kısmında, önemli noktalar kısmında bakacağımız bazı güzel detaylar var. Bunlar da zor değil. Mesela ilkinde diyor ki if clause ile main clause yer değiştirebilir. İki kısımdan oluşuyordu ya cümle. If ile normal cümlemiz yer değiştirebiliyor. Ne farkı var? If'li cümlede sonuna virgül koyuyorduk if bitince, ana cümleye geçerken. If'i ortaya aldığımızda ise virgül koymuyoruz. Mesela bu cümle nasıldı? If I don't sleep enough, virgül, I feel tired all day diye kurmuştuk. Bu sefer yer değiştirdik. I feel tired all day, tüm gün yorgun hissederim. If I don't sleep enough, eğer yeterince uyumazsam. Arada virgül yok, arada if var. Aynı cümle yine çevirmişiz. The water boils if you heat it. Su kaynar. Eğer onu kaynatırsan, pardon, ısıtırsan. Gördünüz mü? Ne demiştik? If you heat it, virgül, the water boils demiştik. Ne yaptık? Yer değiştirdik. If ortaya geldi, virgül kalktı. Kolay bir noktaydı. İkinci noktada diyor ki, zero conditional cümlelerde if yerine when
kullanılabilir. Anlam değişmez. When you heat the water, it boils. When dığında anlamını veriyor ya cümleye. Suyu ısıttığında o kaynar. Eğer suyu ısıtırsan o kaynar. If'li cümlede, when'li cümlede suyu ısıttığında o kaynar. Anlam değişmedi. If yerine when geldi sadece. I feel tired all day. Başa aldığımız gibi yapıyorum. Tüm gün yorgun hissederim. When I don't sleep enough. Yeterince uyumadığımda. Yeterince uyumazsam değil bu sefer. Yeterince uyumadığımda dedim. Gördüğünüz gibi if yerine when geldi. Anlam değişmedi. Bu da kolay bir noktaydı. Üçüncü noktada diyor ki zero conditional'da emir gibi kullanılarak talimat verilebilir. Yine emir cümlelerini izlediyseniz nasıl yaptığımızı bilirsiniz. Fiil en başta oluyor. Öznemizi kullanmıyoruz, zamir kullanmıyoruz. O şekilde kuruyoruz cümlemizi. Mesela give my message. Mesajımı ilet. If you see him. Eğer onu görürsen. If'i başa aldığımız bir cümleye bakalım. If my wife calls. Eğer eşim ararsa. Emir cümlesi bu kısımda. Tell her to meet me at the library. Benimle kütüphanede buluşmasını söyle. Evet, yine kolay bir noktaydı. Şimdi bakalım alıştırmamızı yapalım birlikte. İlk 5'ini ben yapacağım. Diğer 5'ini siz yorumlara yazacaksınız. Kolay. İki tarafta present olacak. Not'lar var. Olumsuz yapacağız. Yeni kelimeler göreceksiniz. Onları da kelime defterinize not alabilirsiniz. Hemen birinciyle başlayalım. Bir de diyor ki if you boşluk oil on water. It boşluk. Pour ve float diye iki tane fiilimiz var. Çoğunuz için yeni olduğunu düşünüyorum. Pour dökmek, bir şeyi dökmek. Mesela çay dökmek için kullanırsınız. Doldurmak için de olabilir tabii ki. Burada diyor ki eğer suyun üstüne yağ dökersen o yüzer. Float aslında suyun yüzeyinde kalmak, o şekilde yüzmek. Mesela tahta suyun üstünde yüzer ya, swim gibi değil, bilinçli olarak yüzmek değil. Sadece suyun üstünde kalmak için float ifadesi kullanılıyor. Evet, you dediği için direkt pour yazdım buna. Simple present kuralı zaten. Burada da it dediği için float'a s getireceğim. He, she, it de olumlu cümlede s getiriyorduk çünkü geniş zamana göre. If you pour oil on water, it floats. Bu kadar. İki numaraya geldim. Olumsuz olacakmış. Başında da bir zamirim yok. Demek ki emir cümlesi olacak bu. Emir cümlelerin olumsuzuna da don't diye başlıyorduk. Zaten not verilmiş ya. Don't wait fiilim. Don't wait for me. Beni beklemeyin. If I be demiş. Simple present tense'te be emizar olacaktı. Zamirim I olduğu için am yazıyorum. Don't wait for me if I'm late for dinner. Eğer akşam yemeğine geç kalırsam beni beklemeyin. Çok güzel ifadeler değil mi? Hepsini günlük yaşantımızda kullanabiliriz. If Jane demiş yine olumsuz olacak. He, she, it'ten biri olduğu için doesn't diyorum. If Jane doesn't wear a hat, she gets sunstroke. Sunstroke da güneş çarpıntısı demek. Güneşin çarpması. Eğer Jane şapka giymezse güneş onu çarpacaktır. 4 numara wake up, zamirimse I. If I wake up late, eğer geç kalkarsam, I am late for work. İşe geç kalırım. Kolaydı. Yine şurada da I için am kullanmıştık. Burada da I için am kullandık. If my husband, eğer benim eşim he olacak, o zaman burayı cooks yaparım he olduğu için. Çünkü olumlu cümle. He'den sonra yine s getireceğim. Burn yakmak, meal da yemek. Eğer eşim yemek yaparsa o yemeği yakar. Her ne zaman yemek yapsa yemeği yakar. Değil mi? İki tarafta present. Evet, diğer 5 tanesi size kaldı arkadaşlar. 6'dan 10'a kadar 6 yazıp ilk boşluk sonra bir slash veya tire ikinci boşluk şeklinde yazarsanız böylece kendinizi ölçmüş olursunuz. Cevap anahtarlarını açıklama kısmında bulabilirsiniz zaten. Bir sonraki if konumuzda type 1'de görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.